Maçın yıldızıyla beraberiz. 3 gol, 1 asist yine döktürüyor. We can say that you are the man of the match. You scored 3 goals and made 1 assist. What can you tell us about that? Yes, it's always easy to take all the credits when you score the goals and give assists. But we play very well as a team, compact. We give each other good passes, and this is the result. I said it before. I'm a striker, and I try to assist my team with goals or assist or with the quality game. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Bana attığın pasları alıp da gole çevirmeye çalıştım. 3 tane attım ama bana 3 tane gol attım ve 1 tane asist yaptım bugün. Bir topu direkten döndü ve Gençlerbirliği bu sezon ilk kez penaltısından gole çevirdi. Gol ilk penaltısını kullandı Gençlerbirliği'ne. For this season the referee gave us the first penalty and you used that and scored. What can you say about that? Yes, I think we should have 5 more penalties before this game. But I think both of them was a penalty and as a striker you would like to take the penalties and score them and that's it. Can you say that once again, please? We should already get 5 penalties before this game. Okay. Bu maçtan önce de diğer maçlarda hakemlerin bize en az 4 ya da 5 tane penaltı vermeleri gerekiyordu. Ama vermediler. Bu maçta 2 tane verdiler. İkisi de penaltı olduğunu inanıyorum, söyleyebilirim. İkisini de ben kullandığım için çok mutluyum. İkisini de gol yaptığım için çok mutluyum. Önceki takımlarında da penaltıcılığı özelliği var mıydı? Takım penaltıcılığı mı? Before you come here, did you use the penalty in another teams for which you play? No, I used to take the penalties in Sweden, but not the last. My last team, I didn't take the penalties. Kullanmıyordum. İsviçre'de oynadığım zaman da birkaç kere kullandım penaltı. Thank you. Maç hakkında görüşlerini alalım ilk önce. Yani öncelikle Kasımpaşa maçının çok zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim rakibi çok iyi analiz ettik ve milli takım arasında ona göre çalıştık. Çok pozisyon verdiklerini biliyorduk. İyi savunma yaparsa yeneceğimizi de biliyorduk. Ve nitekim iyi bir savunma yaptık diyebilirim. 5 tane de gol attık Kasımpaşa gibi spora. Mutluyuz. Önümüzdeki kupa maçı Bursa maçında alıp yolunda devam etmek istiyoruz. Forma şansı bulmakta zorlanmıştım. Kadro değişiklikleriyle tekrar bu maçta yerini buldum. Ne diyorsun? Gelecek seneyle ilgili hayallerin neler, bu seneyle ilgili düşüncelerin neler? Ya tabii ki oynayıp oynamamak hocanın takdiri ama biz elimizden geleni çalışıyoruz. Şans verdiğinde de en iyi şekilde değerlendiğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.